Herkese selamlar. Bugünkü videomuzda PES 2021 PS4 oyunu, PES 2021'in güncellemeleri nasıl yapılır, kadro transferleri nasıl yapılır, bunu size gösteriyor olacağım. Öncelikle PlayStation konsolumuzda bir adet PlayStation Network hesabına sahip olmalıyız. Yani oturum açmış olmamız gerekiyor. Bunun için hesap yönetimi kısmına gelip buradan giriş yapmanız gerekiyor. Ben giriş yaptığım için bende direkt çıkış yap seçeneği var. Sizde giriş yapılmamışsa giriş yap deyip eğer hesabınız yoksa bir hesap alıp hesap açabilirsiniz. Daha sonra A kısmına gelip internet bağlantısı ayarlarını yapmanız gerekiyor. İnternetiniz olmalı ve ayarları gerçekleştirdikten sonra bu görmüş olduğunuz seçenekten internet bağlantısını test et demeniz gerekiyor. Ve test sonuçlarının tümünde başarılı sonuç almalısınız. Evet, şu an hepsinde başarılı sonuç aldım. Daha sonra buradan çıktıktan sonra oyunun üzerine gelip denetleyiciden Options tuşuna basıp sağda çıkan menüden güncellemeleri kontrol et demelisiniz. Daha sonra görmüş olduğunuz gibi sürüm güncellemesini bulacak ve indirimler seçeneğine git dediğimde güncelleme işlemi için indirmeye konsol kendisini hazırlıyor. Güncelleme dosyası şu an sürüm güncellemesidir bu. Bunun dışında oyuna giriş yapıp oyun üzerinden de datapack ve canlı güncellemeleri download yapıp transfer ve kadroları da almamız gerekecek. İki farklı güncelleme vardır. Bu hep karıştırılıyor. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Şimdi 29 dakika sonra 4 GB'lık güncelleme dosyam inecek. Güncelleme dosyam indikten sonra sürüm güncellemesi 1.03. Daha sonra oyuna giriş yapacağım ve oyun içerisinden indirmem gereken bazı dosyalar var. Onları da size gösteriyor olacağım. Evet, şimdi oyunumuza giriş yapıyoruz. İlk olarak kurulumlar yapılacak. Çünkü ilk kez açıyorum. Burada standardı seçiyorum. Tuş yapılandırması. Eğer oyuncuları unlock'la kontrol etmek istiyorsanız burada L'yi bırakabilirsiniz. Tuşla kontrol etmek isterseniz tuşu seçebilirsiniz. Unlock'la kontrol edeceğimiz için unlock'u seçiyorum ve ileri diyorum. Parlaklık ayarları genelde televizyonunuza göre değişiklik gösterir. Evet, şimdi ülke bölge seçimlerini yapacağız. Türkiye'deyiz. Kullanım şartlarını kabul edeceğiz. Evet, şu an otomatikman canlı güncellemeleri indiriyor ve bir save dosyası oluşturacak bizim için. Evet, oyunumuz açıldı ve PES 2021 Season Update sürümü görmüş olduğunuz şekilde bir temaya ve görsel arayüze sahip. Hoş geldiniz bölümünden maçlarımız, e-futbol online oynayanlar için tüm istatistiklerimizi alındığı, kaydedildiği bölüm online kullanıcılar için geçerli. MyClub, Analik ve Efsaneoğlu'nun tek kişilik kariyer yapanlar için oldukça sade ve açıklayıcı. Bir menü. PES 2020'deki sistem aşağı yukarı kopyalanmış durumda. Zaten biliyorsunuz ki oyun motoru değiştiğinden dolayı Konami firması
PES 2021 sezon update sürümünü çıkarttı. Gerçek PES ve sıfırlanmış yenilenmiş sürüm 2022 yılında çıkan sürüm olacak. Şimdi ayarlar kısmına geliyoruz. Buradan en son canlı güncelleme bölümüne giriş yapıyoruz. Daha sonra burada iki seçenekte işaretli oluyor: kulüp ve milli takımlar. Gelen bu soruya evet diyoruz. Ve şu an bir veri oluşturuyor ve Konami tarafından paylaşılan en son güncellemeyi de kaydedeceğiz. Düzenli aralıklarla veri paketi güncellemeleri yapılır. Bunları da aynı şekilde kaydetmemiz gerekiyor. Cihazımızda bir yama kurulduysa bu yamadaki müdahaleler lisanssız liglere yapıldığı sürece bu canlı güncellemelerde hiçbir sorun yaşanmaz. Eğer ki lisanslı liglerin üzerindeki takımlara güncelleme yapıldıysa bu canlı güncellemelerde sürekli onlar bozulacaktır. Tek tek takımları import export yöntemiyle içi dışı aktar şeklinde yeni çıkan datapack durumlarına uyumlu hale bizzat getirmek zorundasınız. Evet, şimdi bu gelen seçeneğe de evet diyoruz ve save dosyamızı sisteme kayıt etmiş oluyoruz. Şimdi tekrardan ayarlar kısmına geliyorum. Buradan seçenekler kısmını seçiyoruz ve veri sürümü bölümüne geliyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi sahip olmuş olduğunuz en son sürümü görüntülüyorsunuz. Şu an video çektiğim tarih itibariyle sürüm 1.02, veri paketi 2.0. En son güncellemeleri uygulayın bölümü zaten canlı güncelleme alınmış ve veri varlıkları güncellemesini de almışız. Eğer ki bir üst sürüm çıkarsa datapack sürümü ve veri paketi sürümü, buradaki versiyon değişikliklerinden bunu anlayabilirsiniz. Güncellemeleri indirdikten sonra buradaki veri sürümüne girdiğinizde en son sürümlere sahip olduğunuz yazısını aldıktan sonra yapmanız gereken şey takımları bir kontrol etmek. Bunun için hızlıca bildiğiniz bir takıma gidip en son transferini sorgulayabilirsiniz. Bunun için ayarlar kısmına gidip düzenli seçeneğini seçip ben Fenerbahçe'ye gireceğim. Oradan Samata'ya bakacağım. En son yapılan transferlerden biriydi ve herkese bilinen transferlerden biriydi. Bakalım yerine gelmiş mi? Konami tarafından lisanslanan takımlarda eksik hiçbir şekilde olmamalı. Fenerbahçe'ye geldiğim zaman sağ ekranda baktığımda Samata'yı görüyorum. Ozan Tufan'ın altında, Harun Tekin'in üstünde. Demek oluyor ki canlı güncelleme başarılı bir şekilde uygulanmış ve son güncel futbolcularda eklenmiş. Onun dışında bu lisanssız liglere bakmanıza lüzum yok. Lisanslı olan liglere bakarak buralardaki en son transferleri teyit edebilirsiniz. Bu şekilde PES 2021 Season Update güncellemesini yapabilir, veri sürümünü güncelleyebilir ve kadrolardaki en son transferleri kontrol edebilirsiniz. Bugünkü videomda sizlere bunları anlattım. Başka videoda görüşmek dileğiyle. Artık PES 2021 videoları kanalımıza yayınlanacaktır. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.